Efendim oğlunu almaya gittiğinde ayrıldığı eşi Feyza Aktan'ın saldırısına uğrayan Özcan Deniz'in açtığı davadan karar çıktı. Kapının önünde tokatlanıp tişörtü yırtılan Özcan Deniz bu davadan da beklediği sonucu alamadı. Velayet davasını kaybettiği eski eşine bu saldırı ve hakaret davasından da sadece 7500 lira para cezası verildi. Çocuk okul kıyafetleri gelir, arabada bekliyorum, 5 dakika var. Önce eski eşi Özcan Deniz'e tokat atıp tişörtünü parçaladı. Bu görüntüler yüzünden tutuksuz yargılanan Feyza Aktan, iki ayrı suçtan 7500 TL para cezasına çarptırıldı. Bu görüntüler yayımlandığında magazin dünyasında yer yerinden oynadı. Çünkü ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ayrıldığı eşi Feyza Aktan tarafından tokatlandığı anlar vardı o görüntülerde. Oğlu Kuzey'in okula gitmediğini öğrenince nedenini öğrenmek için eşinin kapısını çalan Özcan Deniz hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Çocuk okul kıyafetleri gelir, arabada bekliyorum, 5 dakika var. Kuzey hala evde pijamalarıyla dolaşıyordu. Onu okula götürmek için Feyza Aktan'dan kıyafetlerini giydirmesini isteyince tartışmaya başladılar. İddiaya göre Kuzey babasına gitmek isteyince öfke patlaması yaşayan Feyza Aktan, Özcan Deniz'i tokatlayıp tişörtünü yırttı. Bu görüntülerden sonra ikili küçük çocuklarının velayeti için mahkemede tekrar karşı karşıya geldi. 1,5 yıl süren velayet davasını Özcan Deniz kaybetti. Açtıkları dava reddoldu. Çocuğun velayeti bir vekilde devam etmekte. Daha okumadım açıkçası. Ya ben anlayamadım. İçeride çok kısa bir konuşma oldu. Ya da okuyunca daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hala bir fikrim yok. Fakat ikili arasındaki tek dava bu değildi. Bu görüntülerin delil olarak sunulduğu saldırı davası da ayrı bir mahkemede görülüyordu. Karar duruşmasına tarafların sadece avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Feyza Aktan'ı basit yaralama suçundan 4500 lira, mala zarar verme suçundan 3000 lira adli para cezasına çarptırdı. İki ayrı suçtan 7500 lira para cezası verilen Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan da hakaret suçundan 2610 lira para cezası aldı.